Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığışı örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığışı örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu modelden sizler arkadaşlar çok güzel çeyizlik yelekler yapabilirsiniz, etol şallar yapabilirsiniz, farklı tığışı örgü alanlarında kullanabilirsiniz. Daha önce bu modelimi yapraklı tek sıra halinde yapmıştım, kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi ise modellerimiz yerlerini değiştirerek uygulayacağım bu modeli sizlere. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımı için elimde şöyle Alize Süper Lanatı ipim var. Renk numarasına gelince şöyle göstermek istiyorum. Ağır bir rengimiz arkadaşlar, 138. Tığım ise şöyle 7 numara tığım var. Her zamanki kullanmış olduğum tığım. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet, buyurun, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Hemen bu şekilde zincirimi tığıma sabitledim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 14 ve katlarında zincirler çekiyoruz. Ben 44 adet zincir çekeceğim. 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 44 tane zincirimi çektim arkadaşlar. 3 model, 2 tane yarım model için 44 zincir. Ama sizler bunu 14 ve katlarında zincirler ekleyerek örneğinizin enine göre zincirlerinizi ekleyip bu modeli kurabilirsiniz. Şimdi burada 44 tane zincirimden sonra hemen şu kısma 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. Tığımın başına ipim aldım. Hemen bu kısımdan ikili trabzan yaptım. Çekeceğiniz zincirlerinizi gevşek çekin arkadaşlar. Bir kasma olmasın. Tekrar sıradaki zincirime trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirime trabzan. Sıradaki zincirime trabzan. Bu sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, son zincirime de trabzanımı yapıyorum. Şöyle arkadaşlar, buraya bir tane zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi örneğimin ters denk gelmemesi için bir sırada sık iğne gidiyorum. Hemen bu kısma battım. Her bir trabzanımın içine, üzerine batarak sık iğne gidiyorum. Şöyle her bir trabzanımızın tepesine sık iğnelerimizi gidelim. Evet, sıra sonuna kadar bu sıramızı da sık iğne olarak tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnemi geldim. Burada zincirimin tepesine de batıyorum arkadaşlar. Hemen şu kısımdan zincirimin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım bir defa. Hemen bu kısımdan şu kısma değil, diğer kısma şöyle 1, 2, 3. Yani 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3 tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğnemin içine girdim. Burada ikişer ikişer ilmeklerimi 1, 2, 3, 4 de çıkardım. Uzun bir trabzan yaptım. Hemen şöyle ilmeğimi biraz gevşek tutuyorum. Bir kere tığımın başına ipimi aldım. 1. Uzatmış olduğumuz trabzanın içine 2, 3, 4, 5. 5 tane hemen ilmek fıstık yaptık. Küçük bir kapattım. Yine burada bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa, 3 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine tekrar
ikişer ikişer ilmeklerimi uzatarak trabzanımı yaptım. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım bir tane zincir. Tekrar tığımın başına 3 defa ipimi sardım. Aynı yuvanın içine trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım. Bir tane zincir. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine ikişer ikişer ilmeklerimi uzattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım. Bir tane zincirim. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine tekrar. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım, bir zincir. Toplamda 5 tane fıstık yaptık arkadaşlar trabzanlarımızın içine. Şöyle. Burada tığımın başına bir defa ipimi alıyorum. Buradan sayıyoruz yine. Bu yapmış olduğumuz kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğnemin içine girdim. Birini bir, diğerlerini ikişer topladım. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Birini bir, diğerlerini ikişer örerek kapattım. Buraya küçük bir kutucuk oluşturduk. Yine bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer örneğime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanıma girdim. Uzatarak trabzanımı yaptım. Şimdi videomun başında da söylemiş olduğum gibi örneklerimiz yer değiştirerek ilerleyecek. Bu aralara ikinci sırada örneklerimiz gelecek. Yine bu kısma yarım bir modelimiz gelecek arkadaşlar. Şimdi burada yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım bir zincir. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimizi uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım bir zincir. 3 tane tığımın başına ipimi aldım. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım. Tekrar bir zincir. 1, 2, 3. Diğer örneğimiz gibi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Dört, beşinci son fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım. Arada bir tane zincir. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğnemin içine trabzan. 1, 2 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3 de çektim. 1 zincir. Şimdi bu şekilde arkadaşlar
videomu durdurup şu kısmı da yapacağım. Tekrar sizlere döneceğim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekiyorum. Son fıstığımı yaptım. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen ben şu kısımdan giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Hemen iki tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi örneğimizin ikinci sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımın başına ipimi aldım, geriye çevirdim. Burada hemen burada görünen zincirin içine battım. Ve buraya yine bir trabzan oluşturdum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinci fıstık değil, ikinci fıstık değil, hemen şöyle ikinci fıstığın arasında girdim, sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen diğer fıstığın arasından sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Hemen bu aradaki kutucuğun içine birini bir, diğerlerini ikişer çekmiş olduğum trabzanımı yaptım. Arada iki tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrar üçte çektiğim trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hemen bu kısma değil, diğer kısma sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen en ortadaki fıstığın tepesinden zincir ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım. Bu aradaki trabzanımı. İki zincir aynı yuvanın içine trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen şu kısımdan sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Diğer kısma. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ile hemen bu kısımdaki aynı bu kenarda yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar. Kenarları hep aynı gidiyor. Burada yine iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine trabzan. Şimdi arkadaşlar, modelimiz aslında iki sıradan oluşuyor. Örneklerimiz yer değiştirdiği için şimdi ben size bunu dört sırada anlatacağım. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığımın başına 1, 2, 3 defa ipimi aldım. Hemen geriye döndüm. 3. sıramızdayız. Burada bu yuvanın içine yine dörtlü trabzanımı yaptım. Şöyle ilmeğimi gerdirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım, bir zincir. 1, 2, 3. Yine aynı yuvanın içine tekrardan uzattım. Buraya yarım örnek. Yani 3 fıstıklı örnek yapıyoruz buraya. Tekrar uzattım. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım, bir zincir. 1, 2, 3. Tekrar aynı yuvanın içine şöyle ipimi gerdirdim biraz. 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım. Evet, bu kenar kısma bu şekilde fıstık oluşturduk.
bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Şöyle bir defa tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdaki çekmiş olduğumuz 3 zincirin içine birini bir, diğerini ikişer trabzan. 1, 2 zincir tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 1, 2, 3 defa ipimi aldım. Bu arada yapmış olduğumuz trabzanın içine artık tüm örneğimizi kuruyoruz. Şöyle. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım. Bir zincir. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine. Bu şekilde 5 tane yine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım. Bir zincir. 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincir. Bir, iki, üç. Yine aynı yuvanın içine ikişer ikişer ilmeklerimi ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Topladım, kapattım. Bir zincir. Üç tane ilmeğimi doladım ipime. Tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bir tane zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen burada çekmiş olduğumuz 3 tane zincir. Bir alt sırada. Birini bir, diğerlerini ikişer. 1-2 zincir. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Şimdi evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna geliyoruz. Buradaki yine yarım örneğimi gösteriyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Buradaki tüm örneğimin üzerindeki trabzanımı yaptım. Şöyle dediğim üzere örneklerimiz yer değiştiriyor şu an. Şimdi burada bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi 3 defa aldım. Hemen bu kenar kısımdaki bir alt sırada yapmış olduğumuz zincirimizin içine girdik. Buraya yine 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım. Bir zincir. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine. Buraya yine yarım örnek kuruyoruz. 3 tane fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım. Tekrar bir tane daha zincirimi çektim. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içine tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 topladım, kapattım. Yine bu kenar kısımda olduğu gibi bir tane trabzan uzatacağız arkadaşlar buraya. Yine 1, 2, 3 tane tığımın başına ipimi aldım. Buraya bir tane trabzanımı uzattım. Tekrar buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim, geriye döndüm. Hemen bu kısımdan sık iğne ile girdim. Şöyle. Burada yine 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Hemen
bu kısma batıyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine fıstık tepesinde 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki trabzanımı yapıyorum. İki zincir. Şimdi artık örneğimizin tekrarı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aradaki iki zincir, yine trabzanımı. Yani bir üst kısımda yapacağımız modelin yerini kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bu kısma battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Burayı 4 veya 5 çekebilirsiniz bu kısmı. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Örneğimizi tekrar ediyoruz. Şimdi bu kenar kısma şöyle, burada nasıl yapmışsak aynı şekilde ilerliyoruz. Bu kısma örnek kuruyoruz. Bu kısma trabzan yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Burada 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Bir alt sırada aynısını yapmıştık arkadaşlar. Bir tane zincir. 1, 2, 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Bu kısma giriyorum. 3'te çektiğim, pardon 4'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Buraya artık modelimi kuruyorum. Şöyle örneklerimiz yer değiştirerek ilerliyor. Ben örneğimi sizler için birkaç sıra daha ilerleyip tekrar sizlere göstereceğim arkadaşlar. O zaman daha iyi anlayacaksınızdır. Bu kenar kısma bir trabzan yapıyoruz. Bu kısma tüm örnek. Buraya evet, bu kısma yarım model yapıyoruz. 3 tane fıstık yapıyoruz. Şimdi burada 2 tane trabzan, bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bu kısma da tüm örneğimizi kuruyoruz. Bu kısımlarına trabzan yapıyoruz. Şöyle. Yine bu kısma modelimizi kuruyoruz. Yani bu modellerin üzerine model kuruyoruz. Bu şekilde tekrar ederek ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben örneğimi birkaç sıra ilerleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, örneğimi şöyle birkaç sıra daha ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Bunda yeleklerde yaka kesimini nasıl yapabiliriz örnekleri bozmadan? Şöyle elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle arkadaşlar, hakim yaka dediğimiz yuvarlak yaka olarak örnekleri bozmadan, mesela burada yarım modelimiz var. Yarım modelimizi burada artık bir kere ördük. Diğer gelişimizde burada bir yarım model kurabiliriz. Burada bir yarım model, tekrar geri geliyoruz. Burada bir yarım model, yani bir sıra modelimizi git gel örüyoruz. Buradaki yarım modeli kesiyoruz. Tekrar buraya yarım model kuruyoruz. Yani tüm modelin olduğu kısma yarım model kuruyoruz. Mesela buradan geri dönüşümüzde şurada ne yapmamız gerekiyor? Bu kısma zincir çekiyoruz. Bu kısma şöyle anlatmak istiyorum. Buraya mesela 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu kısma geldik. Buraya sık iğne ile zincirimizi batıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi bu sıramızı aynı olduğu gibi gidiyoruz. Bu kısma da trabzanımızı yapıyoruz. Geldiğimizde geri, şimdi bu kısma trabzanımızı yaptığımızda buraya yarım örnek kuruyoruz. Yani merdiven gibi şöyle şu şekilde bir kesiliyor. İleri gidiliyor, bir kesiliyor. İleri gidilip bir kesiliyor. Yani merdiven gibi bunda hakim yaka olarak, yuvarlak yaka da deniliyor. O şekilde kesimleri yapabilirsiniz. Kenar kısmına gelince, kenar kısmında şöyle arkadaşlar, bu trabzanlı değil bunun kenar kısmı. Trabzan yapılsa bu örnek bozulur. Şimdi buralarına da düzgün bir şekilde tığlama gidildiği zaman gerçekten çok güzel bir yelek olur.
Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sizlerden çok istek gelirse arkadaşlar, hakim yaka bu örnek üzerinde sizlere gösterebilirim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.